Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, bu yazın en hızlı, en hareketli, aslında güzel aylarından birine giriş yapıyoruz. Haziran ayı biliyorsunuz biraz karışıktı. İşte tutulmalar vardı, Merkür retrosu vardı. Bu bizi yavaşlattı, biraz şaşırttı ve karışıklıklarla karşılaştırdı. Temmuz öyle değil, daha net bir ay, oldukça hızlı bir ay. Merkür çok hızlı ay boyunca 3 burç değiştirecek. Mars ve Venüs çok özgüvenli ve tutkulu Aslan burcunda ilerliyor ki size de güzel bir açıda olacak. Her ay olduğu gibi bir yeni ayımız ve dolunayımız var. Yengeç burcunda 10 Temmuz'da yeni ay doğacak. 24 Temmuz'da ise Kova burcunda dolunayımız var ve gezegeniniz Jüpiter kısa bir süreliğine ziyaret ettiği Balık burcundan ayrılıp tekrar Kova burcuna geçiş yapacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Mars Aslan burcunda Venüs'le beraber ayın büyük bölümünde ve özellikle ilk haftası içerisinde bir arada olacaklar. Merkür de İkizler burcunda çok hızlı bir şekilde ilerliyor olacak ayın 11'ine kadar. Bu sizin de bireysel hayatınıza olumlu yansıyacaktır. Çünkü bu kişisel gezegenlerden olumlu açılar alıyorsunuz. Artık eş partner ilişkilerinizde çözemediğiniz sorunları daha rahat ele alabilirsiniz, hızlı ilerleyebilirsiniz. Hatta böyle birlikte yapılacak faaliyetler, programlar için de güzel bir ay. Mars'ın ve Venüs'ün de 9. evinizdeki ilerleyişi seyahat etmek istediğinizi gösteriyor. Özellikle tatile gitmek istiyorsunuz, gezmek istiyorsunuz, seyahat etmek istiyorsunuz. Evet, bunları gerçekleştirme fırsatları da verebilir tabii. Bunun yanı sıra iletişim alanlarında bir şeyleri öğrenmek, eğitim almak veya bilişim sektöründe veya hani sosyal medya, internet gibi alanlarda yapılacak faaliyetlerdir aktif bir ay. Ancak şuna dikkat edin, Mars ve Venüs, Uranüs ve Satürn'le de zıt açılar içerisinde olacak. Bu yüzden Temmuz'un ilk haftası biraz gerilimli enerjiler de taşıyor kendi içerisinde. Siz bireysel olarak çok fazla etkilenmeseniz de yine de biraz işte seyahatlerde, yolculuklara dikkat edin, trafikte dikkat edin. Yakınlarınızdaki kişilerle, akrabalarınızla, iş arkadaşlarınızla bazı anlaşmazlıklar oluşabilir. Bunlara dikkat edin. Özgüveniniz yüksek, cesaretiniz de yüksek. Çok risk de alabilirsiniz. Her şey için daha böyle heyecanlı ve deneyimsel bir şekilde motive olabilirsiniz. Ama daha sakin, daha sağduyulu olmakta fayda var. Özellikle ayın ilk haftası içerisinde. 10 Temmuz'da 18 derece Yengeç Burcu'nda yeni ay doğuyor. Su grubunda bir yeni ay. Yengeç ve daha iyicil, daha böyle dişil enerjiler veriyor. Kendimizi güvende hissetmek istiyoruz, huzur istiyoruz, rahatlık istiyoruz. Ve siz bu huzuru, bu rahatlığı, bu güveni daha çok para konularında arzu ediyorsunuz. Aslında bu yeni ay, hemen Merkür'ün de Yengeç'e geçecek olması yeni ay ile beraber. İşte bu para konularında arzu ettiğiniz o istikrarı bulmanız için güzel kapılar açabilir size. Örneğin bir ev almak istiyorsunuz, kredi ihtiyacınız var, bu krediyi alabilirsiniz. Ya da bir evinizi satarak, kiralayarak bir gayrimenkulünüzden gelir elde edebilirsiniz. Ya da işte bir çözümlenmesini beklediğiniz bir borç alacak konusu var, bunu çözebilirsiniz. Bir vergi yapılandırması olabilir veya bir miras beklentiniz var, bir nafaka ödemesi, bir tazminat ödemesi, bir burs beklentiniz var olabilir eğitimle ilgili özellikle. İşte bunların gündeme gelebileceği ve yeni kapıların açılabileceği bir süreç aslında. Herkes etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz ya da kişisel gezegenleriniz 18 derece ve yakınlarındaysa tesirler daha güçlü olabilir. Öncü burçlarda haritanızda gezegen var mı? Yani yengeçte, oğlakta, terazide, koçta. Çünkü bu burçlar daha çok etki alıyor. Bu burçlarda gezegenleriniz varsa sizin de bu bahsettiğim tesirler, etkiler daha güçlü şekilde kendini gösterebilir. Ayın 10'uyla 25'i arasında yeni ay devrede olacak. Yavaş yavaş da tesirleri hayatımızda kendini gösterecek aslında. Evet, Merkür de Yengeç Burcu'nda ilerlediği için ayın ortalarında parasal konularda daha iyi hareket edebiliriz. Daha belki sezgilerimizi kullanabiliriz. İşte ihtiyaç hissettiğimiz bağlantıları kurabiliriz. Yazışmalar olabilir, bilgi paylaşımı, görüşmeler olabilir. Belki ticari bazı faaliyetler ya da bazı alışverişler. Hani buralarda özellikle daha aktif olabileceğimiz bir döngüyü işaret ediyor. Ve 24 Temmuz'da Kova Burcu'nda bu sefer Dolunay'ımız var. Dolunay kendi içerisinde tabii ki Güneş ve Ay karşıt açıda olduğu için bir gerilim de taşıyor. Ama önemli farkındalıklarla da bizi karşılaştırıyor. Şimdi Kova olunca sevgili yaylar,
Özellikle yakınlarınızdaki kişileri işaret ediyor bu. Belki bir kardeşiniz, bir akrabanız ya da komşunuz. Hani bazı sorumluluklar olabilir. Yani bir anda bir şeylerle yüzleşebilirsiniz. Bir eğitimle ilgili bir konu da olabilir veya ticari bir aktivitede, hani örneğin işinizde kullandığınız bilgisayar arızalanabilir. Bazı dosyalarınızı kaybedebilirsiniz veya elektrikli araçlarda elektronikle ilgili bazı problemler. İletişimle ilgili sorunlar. Yani bunlar biraz ilk etapta bir dolunayın kısıtlayıcı, biraz yorucu enerjileri olabilir. Ama aynı zamanda da bir dönüştürücü etkisi var. Belki de daha rahat ilerlememiz için bize önemli kapılar açacak, önemli farkındalıklar getirecek. Dolunay 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası önemlidir. Etkileri çok güçlüdür. Bu da ayın 21'i ile 27'si arasındaki tesirlerin öne çıkabileceğini işaret ediyor. Örneğin bir dolunayla beraber iş için veya eğitim için bir yolculuk gündeme gelebilir. Veya daha önceden planladığınız bir yolculukta kısıtlamalar olabilir. Ticari faaliyetlerinizle ilgili, özellikle online, internet üzerinde yaptığınız her türlü ticari faaliyet, alışveriş ve benzerine de dikkat etmekte fayda var bu süreç içerisinde. Ve lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Dolunay 1 derece Kova burcunda. Bu da demek oluyor ki sabit burçların 1 derece ve yakınları daha fazla etki alıyor. Kişisel gezegenleriniz varsa sabit burçlarda ve bu derece olarak yakınsa, o zaman bu bahsettiğim etkileri hissedebilirsiniz. Ama böyle yerleşimleriniz yoksa sizin için çok daha önemli olmayabilir. Aslında Kova burcu daha çok kolektif alanda olup bitenlerle ilgili, biraz daha toplumsal konularla ilgili. İşte özellikle organizasyonlar, toplumsal hareketler, halk gruplarının özellikle bazı faaliyetleri, bunun yanı sıra bilim ve teknoloji alanında ya da uzay, astronomi gibi alanlarda olabilecek gelişmeler, dikkat çekici faaliyetler de gündemde olabilir. Bunların da bize biraz belki bazı düşüncelerimizi değiştirmede, bazı fikirlerimizi değiştirme yönünde etkileri olabilir. Sevgili yaylar. Ve ayın 28'inden itibaren gezegeniniz Jüpiter artık balıktaydı, biliyorsunuz. 14 Mayıs'tan beri tekrar Kova burcuna geçecek. 18 Ekim'e kadar Kova burcunda geriliyor. 18 Ekim ile 29 Aralık arasındaysa Kova burcunda ilerleyecek. Ve Kova burcunda aslında çok bilimsel, özellikle sizi iletişim yönünde, zihinsel faaliyetler yönünde, eğitim alanlarında destekleyici bir pozisyonda. Bu dönemde özellikle teknolojiyle ilgili çalışmalarınızda, her türlü iletişimle ilgili, eğitimle ilgili çalışmalarınızda, yurt dışı, uluslararası konularda daha fazla destekleyebilir. 18 Ekim'e kadar gerileyecek ve bu dönemde özellikle Nisan ve Mayıs'ın ortalarına kadar olan süreçte karşınıza çıkarmış olduğu bazı durumlar varsa, ki bazı belki fırsatlar çıkardı karşınıza. Bu bir bilgi olabilir, bir teklif olabilir, belki bir fikirdir. Onu tam değerlendiremediniz, böyle bir fırsatı kaçırdığınız gibi oldu. Şimdi tekrar Jüpiter o noktalardan geçiş yaparken bu fırsatları değerlendirme imkanı sunabilir size. Veya bunları bir düşünce olabilir, bir inanç olabilir, bir bilgi olabilir. İçselleştirme imkanı, hayatınıza daha kalıcı bir şekilde dahil etme imkanı verebilir sevgili yaylar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.